Merhaba. Birkaç dakika bekleyelim. Ondan sonra bir girizgah yapayım. Herkes yeni geliyor. Sesim geliyorsa aşağıya okey işaretini bekliyorum arkadaşlar. İlk sporcu arkadaşımız geldi. Ben onu hiç bekletmeden hemen alayım. Bizi olimpiyatlarda temsil edecek Abdülselam İmük, atletizmci. Bayağı rekortman bir arkadaş. Şimdi ben hiç bekletmeden onu davet ediyorum. Selamlar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun, biz deyiz. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hazırlıklar? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Çok şükür iyi gidiyor. Nasıl hazırlandık bu süreçte? Ben bayağı sizi bugün çalışırken baktım, madalyalara doyulmayan bir kariyer var. Çetin Hoca'nın da çalıştırdığı insanlar maşallah madalya üstüne madalyalar almışlar. Biz başarılı bir ekibiz. Küçük bir ekip de değiliz, büyük bir ekibiz. Çalışıyoruz ve kazanıyoruz. Şimdi ben bugün arkadaşlar özellikle soruyor. Ben biraz kilosundan şikayetçi olanlardan biriyim. Diyorlar ki spor konusunda belki de en son konuşacak insansın. Ben de o yüzden dedim. Bence olimpiyatlara gidecek arkadaşlardan benim taktik almam lazım. Nasıl fit kalabiliyorlar? Antrenmanlar nasıl geçiyor? Bu konuda antrenörlerimiz size daha iyi yardımcı olacaklardır. Çünkü bizi de antren eden onlar. Bizi de böyle bu fiziğe büründüren onlar. Bu hale getiren onlar. İşin erbabı da onlar. Çetin Hocam burada neler deniliyor? Kilonuz maşallah bayağı iyi sıkıyor. Güzel görünüyor. Sağ. Peki bir sporcunun günü nasıl geçiyor? Ben onu merak ediyorum. Hayat, hani sizin mesleğiniz ve hayatınız, yaşam tarzınız spor olduğu için bir sporcunun bir günü nasıldır? Aslında şöyle şunu söyleyeyim. Sporcunun günü spordur. Yani spor dışında başka bir şey yok. Hani bu seviyedeki sporcuların günü tamamen spordur. Çünkü sabah başladığında günün programıyla başlarsın. Akşama kadar bütün programı zihninde bir canlandırırsın. Nasıl olacak? Gidişat nasıl seyredecek diye. Sabah antrenmanı kahvaltıdır, sabah antrenmanıdır. Akabinde öğle yemeğidir, dinlenmedir. Bir daha akşam antrenmanıdır. Sonra gece uykudur. Ertesi gün tekrar aynı senaryo bir daha bir daha. Zaten bizi bu seviyeye getiren bu senaryolar. Daha ki madalyalar gelene kadar, ama bu sefer de istikrar sağlansın, madalyalar daha çok gelsin diye mücadele devam ediyor. Bütün isteğimiz, bütün duygularımız bu yönde. Şimdi bir de şöyle bir şey oldu. Sizi ne kadar etkiledi? Olimpiyatlar biliyorsunuz, işte pandemiden dolayı bir yıl ertelemeli devam etti. Bu süreçte bu hazırlanmak sizi pozitif mi etkiledi? Zaman mı kazanmış olduk? Bu süreci nasıl değerlendirdiniz siz? Süreç tabii bizi biraz da sporcularımızın yaşı küçük olduğundan dolayı bizi pozitif etkiledi. Yani biraz da zaman kazanmamıza sebep oldu. Yani biz bu zamanı iyi değerlendirip Abdülselam'ın olimpiyat barajını geçmesine sebep oldu. Benim açımdan da şöyle, aslında biraz daha olimpiyata hazırlamam konusunda büyük avantaj oldu. Çünkü biz daha yürüyüş ekibi olarak biliyorsunuz tam kadro gidiyoruz. Evet. Ve biz çok genç bir ekibiz. Kilometre doldurma adına biliyorsunuz uzun mesafe 20 kilometre. Kilometre doldurma adına, antrenman yapma adına bizim için büyük bir avantajdı. Bunları değerlendirdik. Kendimizi biraz daha geliştirdik. Hem yarışarak hem zaman geçirerek. Hem rakiplerimizle biraz daha iletişim kurarak. Biz zaten pandemi döneminde hiç ara vermedik. Hep çalıştık, hep devam ettik. Zaten devam ettiğimiz için şu an buradayız. Yoksa pandemide biraz bir kendimizi boşlasaydık hemen kaybederdik.
Mesela ben şeye baktım, dikkatimi çekti. Abdülselam'ın bir rekoru da var aslında, değil mi? Aslında rekor şöyle, rekor konusunda diğer takım arkadaşlarımdan biraz daha gerideyim ama çünkü biz daha yeni genç bir ekibiz. Daha yeni yeni şeye doğru çıkıyoruz, platforma çıkıyoruz. Hani rekorlar daha bizi bekliyor. Kendi adıma sadece bir rekorum var. Onun için bu rekor adına kendi adıma ülkede bir rekor olmasına da mutluyum ayrıca çünkü sana ait bir şey var. İnsanlar bunu kırmak için, bunu aşmak için çalışıyor. Bu konuda en iyisi sensin. O da mutluluk Peki verici. rekortmenlik nasıl bir şey? Yani bizim mesleklerimizde çok öyle rekor kıracağımız şeyler yok. Belki hani çok uzun soluklu bir meslek hayatımız olursa belki o zaman rekoru kırdı derler ama sporculukta böyle rekortmen olmanın sizde yarattığı hissiyat nasıl bir şey? Ya aslında bu büyük bir mutluluk ve gurur verici çünkü rekortmenler bir liste var. O listeye kendi ismini yazdırmak ve ülke tarihine geçmek zaten büyük bir olay. Bir de senden önceki sporcuyu yakalamak ayrı başlı başına ayrı bir olay. Çünkü artık sen onu yakalamış, o seviyeye gelmiş oluyorsun. Bu mutluluk verici ama antrenman olsun, diğer olaylar olsun hiçbir şey etkilemiyor. Ertesi gün tekrar çıkıp hiçbir şey olmamış gibi tekrar devam ediyorsun. Nasıl ama şey nasıl mesela kendi rekorunuzu kırmaya dair de bir çalışma vardır herhalde. Her zaman var, her gün var. Zaten şöyle bir şey, sadece rekor için değil, diğer bütün kendi derecelerini geliştirmek için her gün sabah kalkıp antrenman yapıyorsun. Bunlar kendi geliştirdiğin dereceleri biraz daha ileriye götürmek için bunun için çabalıyorsun ki bunun da en büyük şeyi hani kendine ait bir rekoru kırmak zaten başka bir olay. Başkasına izin vermeden biraz daha aşağı çekmek hem senden sonraki gelenleri işlerini zorlaştıracaktır. Hem seni biraz daha ileri götürecektir. Hem biraz da biraz daha ismin ortada kalacak. Çünkü o rekor sana ait oldukça o orada kalacak. Tarihte her zaman yer edinecek yani. Evet, senin ismin orada anılacak. Bu önemli bir şey. Peki şu an yolculuğa da az kaldı bildiğim kadarıyla. Siz ne zaman gidiyorsunuz? Biz şu an olimpiyatlar öncesi son provaya geldik. Şu an Estonya Tallinn'deyiz. Avrupa Birliği altında. Dün 2 gün önce bir yarışmamız. Son bir teste geldik burada. Kendimizi denedik. Eksiklerimize bakmaya çalıştık. Rakiplerimize baktık. Sonuç olarak iyi geçti. Asıl hedefimiz olimpiyat. Allah'ın izniyle ülkemizi en iyi şekilde orada temsil edeceğiz. Onun mutluluğunu, onun gururuyla yaşıyoruz. Peki böyle rakipler arasında şey var mıdır yani hani başa baş gittiğiniz ya da biz ondan daha iyiyiz dediğiniz böyle izleme fırsatınız olduğunda nasıl bir rekabet duygusu oluyor orada? Tabii şimdi yani son olarak derece alır. Şimdi biz demin bahsettiğiniz gibi bizde en iyi derece kendi derecemizi geliştirmek. Rakor bize aitse o rakorun bir üstüne çıkıp ne kadar ileriye zaman kat ettiyse bir öndeki rakibimize biraz daha yaklaşıyoruz. Çünkü rakiplerimiz farklı farklı ülkelerde. Her zaman aynı ortamda, aynı yarışma alanında bunlarla bulunamıyoruz. Ama derece olarak onları bir derece, bir saat sayıyoruz. O derece geçti mi o rakibi geçmiş oluyoruz kendimize. Bu Peki şekilde. hocam merak ettiğim bir şey var. Mesela bir koşucu olmak ya da bir atletizm sporcusu olmak yani bir insan buna nasıl karar verebilir? Bir sporun bir sürü branşı var ama neden atletizm mesela? Bunun cevabını bulabildiniz mi siz? Şimdi bu sevmekle alakalı oluyor biraz da. Şimdi ortaokulda yani bizim atletizm başlama yaşımız 10, 11, 12 yaşlarında oluyor. O yaşlar arasında işte beden eğitim derslerinde çok etkinlik alanına katılırız. Etkinlik alanında beğendiğimiz, hoşumuza giden, yeteneğimizin o var olup kendimize güvendiğimiz hangi branşsa ona yöneliyoruz normalde ve oradaki branş hocalarımız yetenek keşfedip o şekilde sporcularımızı yönlendirme oluyor. Mesela ben de ilkokul 5. sınıfta başladım. Hocamın işte çok hızlı olmam, çok pratik olmam bundan dolayı bizi atletizmi seçip bu şekilde buralara kadar getirmesi. Yani bunu sevmekle alakalı oluyor. Yani sevmen lazım, atletizmi sevmen lazım. Koşmak çok zor. Bütün sporların ana branşı
Ama Çok iyi biliyorum. Bence de çok zor bir iş. yani bizim bir günlük sabahki antrenmanımız 20-25 kilometre, akşam 7-8 kilometre. Yani sen Maşallah. bu işi yapamayız. O zaman yani eğer bir atletin yani bir şampiyonun ömründeki yaptığı kilometreyi hesaplarsak bayağı dünyanın etrafını tur atmış kadar diyebiliriz herhalde. Kesinlikle eledim. Doğrudur. Yani dünyayı tur atan şampiyon olabilir diyelim. Aynen, doğru. Peki bir şey daha diyeceğim. Şimdi bizim Türkiye olimpiyatlara en çok sporcu gönderen de ülke oldu. Aslında şöyle de bir şey var. Türkiye'de hani belli branşlara ve çok biliniyor ama bazı branşları da maalesef bu kadar görmeyebiliyoruz aslında. Ama aslında burada da bir rekora koşmuşuz sanki. Ne düşünüyorsunuz? Doğrudur. Burada öncelikle size ve ekibimize teşekkür ediyoruz. Yani olimpiyat öncesi hem bu bilinmedik sporları yani bilindik ama insanlarımız tarafından az bilinen, öyle söyleyeyim yani yanlış bir tabir kullanmayalım. Sizin sayenizde, ekibimiz sayesinde burada olimpiyat öncesi hem insanlarımıza hem de yeni başlayan sporcularımıza, kardeşlerimize artı sporcularımızın olimpiyat öncesi iyi bir moral oluyor. Bundan dolayı size ve ekibinizce tanıtımından dolayı, moralinizden dolayı biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi o zaman dönüşte biz bayağı madalyalarla sizi bekliyoruz. O İnşallah. var olan atletizm bilincine daha fazla da katkı sağlayalım istiyoruz. Doğrudur. İnşallah yani biz yürüyüş branşında 3 kız 3 erkekle katılıyoruz. Hedefimiz en iyi şekilde ülkemizi orada temsil etmek. Sporcularımız yaşı en büyüğünün 23 yaşında, en küçüğümüz 19 yaşında gelecek vaat eden bir dahaki olimpiyatta asıl hedef madalya. Şu an daha çok küçükler ama altyapıları Avrupa Dünya Şampiyonları olan sporcularımız çok mevcut bizde. Ondan dolayı bu bize yani bazı sporcularımıza biraz hazırlık olacak. Bazılarımızın için de önemli olan kısmı da madalya tarafı. Hazırlık olanlara da çok büyük bir tecrübe aslında olimpiyatta yarışmak. Doğrudur. Yani hem yaş problemi var bir de bizde. Yeni yeni gençlerden çıkıp büyükler kategorisine ilk defa gelen sporcularımız var. Abileriyle, ablalarla yarışan sporcularımız var. Ondan dolayı daha önce 2-3 olimpiyat kazanmış sporcularla dünya çapında kariyer yapmış insanlarla sporcu abileriyle, ablalarla yarışacaklar. Ondan dolayı hem büyük bir özgüven hem de bir dahaki olimpiyat için daha güçlü geleceğiz inşallah. Ama hocam şöyle bir şey var. Bu sporun altyapısına baktığımızda binlerce yıla dayanan bir branş aslında atletizm. Peki bu işte başarılı olmanın püf noktası nedir? Yani çok fazla antrenman mı, işte kişisel motivasyon mu, düzenli hayat mı? Yani bir şampiyon nasıl yetişiyor? Çok fazla antrenman değil. O biraz farklı olur da belli branşlara göre daha farklı değişiyor. Mesela düzenli, programlı bir şekilde çalışmak daha ileriye götürür. Yani bizim yılın 10 ayı, 11 ayı günümüz kamplarda geçiyor. Yurt dışı yarışmalarda geçiyor. Şimdi okul okuyorlar, lise veya üniversite. Okullarına bile bu şekilde zamanını bile az ayırabiliyoruz. Çünkü profesyonel sporcular ileriye dönük bizim ailemizin, ülkemizin beklentileri var. Ondan dolayı yaptığımız her hareketlerimiz işte her çok eğlence çok az bizde bulunuyor. Onun için hep çalışıyoruz. Sabah programımız antrenman dönüşü, dinlenme, öğlen yemeği, biraz dinlenme, tekrar akşam antrenmanı, sonra uyuma. Sadece pazarları haftada bir veya 2 haftada bir dinlenmemiz oluyor. Bu şekilde yol kat ediyoruz. Yani düzenli ve programlı çalışma. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Zaten sloganı da söyledik. Biz biriz dedik. Şimdiden kutluyorum. Büyük başarılarla döneceğinize de inanıyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Burada Var mıdır eklemek istediğiniz bir şeyler? tekrardan dile getireyim. Yani olimpiyat öncesi bizim gibi yani yürüyüş branşı, atletizm branşında az bilinen bir branş özellikle. Yani bizde mesafe, kısa mesafeler bilinir ve orta mesafe az bilinir. Yürüyüş branşı da buradan bir dile getireyim. Yürüyüş branşı da atletizmin diğer branşlarından biri. 3 kız, 3 erkek olimpiyatlara gidiyoruz. Bayanlardan Meryem Bekmez, Ayşe Teytal, Evin Demir,
Büyük erkeklerde Salih Korkmaz, Şahin Şenurcu ve Abdülselam Ümük. Hedefimiz bizim Türk ve aynı zamanda tarihinde bir ilk 3 kız 3 erkek olimpiyata gidiyoruz. Daha önce toplamda 5 kişi gidilmiş ama biz tek seferde 6 kişi gidiyoruz. Burada şimdi daha gitmeden rekoru kırdığımıza göre bence dönüşte de bunu büyük kutlarız gibi hissediyorum. Doğrudur. Allah'ın izniyle bir ilki yaptık. İnşallah bu küçük bir ilki olur. Bundan sonra daha büyükler yapacağız. İnşallah. Güzel haberleri bekliyorum. Çok teşekkür ederim bağlandığınız için de. Teşekkür ederiz. Sesimiz olduğu için biz teşekkür ederiz. Olimpiyat öncesi bize tanıttım. Ben moraldan dolayı size ve ikimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Atletizm sporcularımızla konuştuk, onları yolcu ettik. Şimdi sırada karate branşında bizi temsil edecek sporcularımız var. Meltem Hocaoğlu ve Merve Çoban. Gönderdiler mi bilmiyorum ama hemen bakıyorum. Evet, Meltem Hocaoğlu yolladı ve Merve Çoban'ı da... Okay. Heyecan dorukta. Olimpiyatlara az kaldı. Birçok branştan Türk sporcu bizi temsil edecek. Ve şimdi karate sporcularımızla karşı karşıyayız. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biz de iyiyiz. Sizin branş biraz ürkütücü. Demeyin öyle. Nasıl geçti hazırlıklar? Çok süper geçiyor. Çok yüksek. Sürekli antrenman yapıyoruz. Doğru antrenman yapıyoruz sürekli derken. Çok eğlenceli evet, geçiyor. Karate'nin doğru antrenmanından biraz bahsedebilir misiniz? Merak ettim. Doğru antrenman demek aslında şöyle, doğru dinlenmeyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani biz sürekli antrenman yapıyoruz dediğimizde her gün antrenman yapmıyoruz. Yani dinlendiğimiz günler oluyor. Yani doğru antrenmanın altında yatan şey dinlenmek aslında. Hem sabah antrenman, sabah antrenmandan önce kahvaltımızı yapıyoruz. Sabah antrenmanımız yaklaşık 2-2,5 saat falan sürüyor. Sonra tekrar bir öğle yemeğimizi yiyoruz. Sonra bir 4 saatlik falan dinlenmemiz var. Ondan sonra ikinci antrenmanımızı yapıyoruz. O da 2-2,5 saat falan sürüyor. Sonra da artık uyku moduna geçiyoruz diyelim. Peki şu an aynı yerde misiniz? Aynı yerde değiliz biz Meltem'le. Biz Erzurum'dayız bir bölümümüz. Meltem İstanbul kadrosunda. İstanbul kadrosunda hazırlıklar nasıl geçti Meltem? Meltem şu an... bağlantıda problem var galiba. Problem var. O dönene kadar biz devam edelim. Olur. Bu karate sporu biraz hani genelde hani tabii ki bayan sporcuları biliyoruz ama böyle erkek otoritesi olan bir spordu aslında. Orada fark yaratmak zor olmuyor mu sizler için? Aslında öyle demeyelim. Yani şimdi içinde olunca işler değişiyor. çünkü erkek sporu dersem olmaz yani. Yok, erkek sporu değil. Genelde hayır. Erkek sporu değil. Sadece bizim algımızda böyle daha böyle işte savunma ya da işte savaş sanatları dediğimiz alanlarda böyle algılanır ya ama aslında sizin rekorlar da maşallah. Çok şükür diyelim çünkü gerçekten hani biz kalbimizle çalışıyoruz ve çok güzel bir ortamımız olduğunu düşünüyorum ben. Senelerde de zaten çok fazla mücadele veriyoruz ve bizim önümüzde zaten çok fazla güzel örnekler var. Biz de onların bayrağını aldık ve sonuna kadar götürmeye çalışıyoruz diyelim. Ya bayanlar için de şöyle bir şey aslında karate. Bayanlara daha çok önerilebilecek bir branş olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık belli bir seviyeye geldik ve bayanlara daha fazla egemen olduğunu düşünüyorum buradan. Ve karate'nin gereklilikleri de siz de söylediniz zaten, savunma adına yani biz bu sporu yapıyoruz. Gidip birini dövmek için bunu öğrenmiyorsunuz ama kendinizi korumak, savunmak amaçlı güzel bir spor olduğunu düşünüyorum. Meltem bizi duyabiliyor musun? Evet duyabiliyorum. Merhabalar. Merhaba.
Siz İstanbul ekibinde çalışmalara devam ettiniz. İstanbul'da nasıldı çalışmalar? Her şey çok güzel gidiyor. Dediğiniz gibi sizin de biz biriz. Çalışmalarımız harika gidiyor. Ben yokken de Merve benim yerimi anlatabilir zaten. Her şeyi söyleyeyim birbirimizin. Yani genelde insanların Biliyoruz. gözünde Karate deyince korktuğumuz bir şey. Ve bununla alakalı da ben sizin bugün dersime çalışarak geldiğim için her ikinizin de bayağı büyük başarıları var. Dolayısıyla buna nasıl karar verdiniz? Yani karate fikri size ne zaman geldi ve bu yola nasıl çıktınız? Meltem sen başlayabilirsin. Zaten çocuktum. Seviyordum hareket etmeyi. Ailemde de çok fazla sporcu var. İlkokul öğretmeni yönlendirdim. Tüm sınıfça başladık. Ben devam eden kadroları aldım ve bugünlere kadar geldim. Hatta geçen hafta bir kuzenimi daha yönlendirdim. Umarım o da güzel bir sonuçla 20 sene sonra karşınızda olacak. Ne güzel. Yani merakla bekliyorum ama herhalde şeydir. Karateye bulaşmak da çok hani böyle şey gibi değil, yüzme gibi, koşu gibi bireysel karar vermek de değil. Aslında bir takım oyunu bu. Evet, aynen öyle. Ya ben de şöyle başladım aslında karateye. Üçüncü sınıfta normal öğrenci statüsünde bir insandım ama biraz hareketliydim tabii. Yerinde durabilen bir öğrenci değildim. Beden eğitimi derslerinde efsaneydim bu arada. Bütün takımlarda yer Onun alıyordum şüphe falan. yok. Sonra şu anda antrenörüm olan Murat Deli Hasan bir anda sınıfa girdi. Ve seçim yaptılar. O seçtikleri sporcu da yani öğrenciler içinde ben de vardım. Yaklaşık bir 3 aylık bir bedava olan böyle bir süreç oldu belediyenin hani sporcu kazandırmak adına. Yani çok güzel bir şey olmuştu gerçekten. 3 ayın sonunda artık işler ciddiye binince ben de bu yolda devam etme kararı aldım. Bu şekilde yani yoluma devam ediyorum. Yaklaşık 18 sene oldu. Maşallah, yaşlarda çok genç Yani diyelim öyle evet. halde. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi ne kadar biz buna savunma sanatı desek de aslında karatenin, daha doğrusu uzak doğu sporlarının bir felsefesi de var. Evet. Bu felsefeyi benimsemek ya da içselleştirmek nasıl bir his yaratıyor sizde? Yani bu bence zaten temelini oluşturuyor. Pardon. Bu buyurun efendim, bence lütfen. temelini oluşturuyor. Öğren yaptığım, ilerlediğimiz şeyin sporcu olarak da kişisel olarak bunu fark ettirdiğimizi düşünüyorum. Tüm doğu sporlarının diğerlerinden bir farklı olarak gözüktüğünü, bunu dışarıdan da söylendiğini de çokça duyduğum için söylüyorum. Bu bir inanç, saygı, kültürümüze de çok yakın olduğu için insanlar aslında tercih, çocuklar için özellikle tercih edilme sebebi oluyor. Hele ki bu sene öğrendim ki mücadele sadece tatami, ter dökerek, fiziksel olarak kendimizi geliştirerek ilerlediğimiz bir şey değil. Zihinsel olarak da bir güce ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu yaşadığınız şeylerden tepkilerle, deneyimlerle ortaya çıkıyor. Bunun da en güzel yolunu yavaş yavaş alıyoruz. Biz bunları kuşaklarımızda da öyle alıyoruz zaten. Beyaz en saf haliyle başlıyoruz. Tecrübelendikçe, daha iyi oldukça kuşaklarımız koyulaşıyor. Sarı, kahverengi, mavi, siyah olmak üzere. Biz de bu yolda ilerliyoruz. Buyur Merveciğim. Peki siyah uçak Bravo Meltem. olmak, üstüne bir de olimpiyatta mücadele edecek olmak sizin sosyal hayatınızda nasıl bir arkadaş çevrenizde hareketlilik yaratıyor? Meltem. Meltem, şu an ses gelmiyor. Ses yok Meltem. Arkadaş çevresi dediğimiz biziz zaten. Ya kendi aramızda hala Meltem görüşmemiz bağlantıda kaydedilen biraz problem arkadaşımız var var. herhalde. Ya da yıllar. Aynen öyle. O zaman senden dinleyelim, o gelene kadar. Ya şöyle ki insanlar aslında mesela sporcu olduğumuzu anlıyorlar ister istemez. Böyle bir yere giriyorsunuz mesela. İşte diyor sporcu musunuz? Hangi branş falan? Diyorum karate. Yani giriyorum böyle. Bir anda diyorlar hani senden korkulur falan diyorum korkmayın biz dışarıda hani bunu uygulayabilecek insanlar değiliz biz bunun eğitimini alıyoruz ama tatami de gösteriyoruz yani hani gerektiğinde tabii ki de kullanabiliriz o başka bir şey
lütfen. Ama çok güzel Umarım bir şey hiçbir zaman gerçekten. ihtiyaç duymazsınız ama evet. Ondan da şüphem yok yani. Duymuyoruz diyelim. Sıyrılıyorum hemen oradan. Peki hakikaten gerçek sosyal hayatta, günlük hayatında sporcu ve karateci olduğunuzu öğrendiklerinde böyle mesafesini koruyan ya da işte konuşmasına daha dikkat edenler, etmek zorunda olduğunu hissedenler çıkıyor mu karşınıza? Ya ben bunu çok yaşıyorum. Çünkü ben yapısal olarak da biraz nasıl diyeyim, ilk etapta böyle biraz ciddi görünüyorum. Hani beni tanıyanlar zaten biliyorlar nasıl bir insan olduğumu. Ama ilk etapta o kadar ciddi görünüyorum ki ister istemez bunu yansıtıyorum. Ve insanlar geriliyorlar gerçekten. Ona göre de tavır alıyorlar. Eğlenceli olan tarafı şey bence, beni dövebilir misin? Beni dövebilir misin? Her zaman biz evet çok alıyoruz bu soruyu gerçekten. Cevap ne oluyor? Yani evet demek istemiyoruz. Muhtemelen şey de vardır yani özellikle erkeklerle hani böyle bir yarış oluyordur günlük hayatta. Yani ben öyle şeylere girmiyorum ama yani böyle şeyler daha çok erkeklerden geliyor zaten. Beni dövebilir misin? Hani neden yarışıyoruz ki? Ne gerek var? Hani Kesinlikle. yarışmayalım, gerek yok. Peki bir şey İncitmek soracağım. Yani istemiyoruz. karate ve uzak doğu savunma sanatları na bir sürü bir branşında şey var. Talep var. Bizim ülkemizde çok da fazla talep var. Onları da görüyorum. Spor Evet. salonlarında, benim oturduğum caddede bile birkaç spor salonunda kapıda da görüyorum. Yani bunun dersleri verilebiliyor. Bu kadar talep gören bir branşın içinde sıyrılıp madalyalar almak ve aslında zirveye oynamak nasıl bir mücadeleydi? Yani nasıl bir tutkuydu sizde bu? Çok uzun soluklu oldu aslında. Ama baktığımızda tekvando da olsun, judo da olsun tüm branşlarda kadınlar daha yüksek gidiyor. Biz 4'te 4 kadın kotası yaparak gittik ve tüm arkadaşlarımla bu açıdan da gurur duyuyorum. Bunda çok yüksek olduğunu inanıyorum Evet. ve çalışmamızın. Bundan dolayı bence kadınlar buna ihtiyaç duyuyor. Kendilerinin farkında olmak için bunu yapmak istiyorlar, deneyimlemek istiyorlar. Dediğiniz gibi güç ve erkek bir arada gözüküyor. Ama aslında bizi iyi yapan da o erkekler oldu. Çok fazla erkek sporcularla çalışma fırsatı buldum bu dönem boyunca. Küçükleri, erkek arkadaşlarımın her zaman desteğini, ailemdeki erkekler bana gerçekten çok destek oldu. Bu çok önemli bir faktör. Böyle ülkemizde kötü haberler, kadına şiddet tarzındaki duymak istemediğimiz şeylerle karşılaşınca da insanlar kendilerini tedirgin hissedip bu yollara başvuruyorlar, merak ediyorlar. Bence de en önemli faktörlerden biri kendinin farkında olmak zaten. Olabildiğince bana soranlara, sormayanlara her zaman da tavsiye ettiğim şey bu. Bir savunma sporu, bir doğu sporu özellikle denemeleri gerektiğine inanıyorum. Süper. Peki senin orada bağlantıda bir problem olmuştu. Bu yolculuğa az kaldı ve bu yolculuğa çıkmak, olimpiyatlara gitmek, Türkiye özellikle az önce de dediğim gibi dünyadaki en çok sporcu yollayan ülkede oldu. Olimpiyatta Türk bayrağıyla yarışacak olmak, Türkiye'yi temsil etmek nasıl bir heyecan sizde? Yani çok fazla gurur verici bir şey yani gerçekten hani bizim branşımız biliyorsunuz ki ilk defa olimpiyatlarda yer alacak ve biz bu bayrağı temsil edeceğiz. Ve biz şu anda yani ya, o kadar memnunuz ki yani o kadar gururluyuz ki hani kelimelerle anlatılacak gibi değil çünkü bu duyguyu ilk defa biz yaşıyoruz bu branş adına. Ve eminim ki biz 8'de 7 kota aldık ve bu çok büyük bir başarı gerçekten. Ev sahibi Japonya biliyorsunuz. Japonya 8 kişiyle katılıyor. Biz en fazla kota alan ülke olduk. Hani onu tenzih ediyorum tabii ki de ev sahibi olduğu için. Yani bu çok güzel bir şey gerçekten ve orada gerçekten bütün sporcuların boynundan madalyayla dönebileceğini düşünüyorum. Bence de şey hissettiriyor. Daha gitmeden rüzgarınız oraya bence bir Ulaştı. ürkütmek için yetti bence.
Çok şükür. Yani bu zamana kadar çektiğimiz bütün her şeyin karşılığını orada alacağız diye düşünüyorum. Motivasyonumuz bir Mertem. taraftan ilk olmakla belki de son olabilme ihtimalimiz. Çünkü 2024'ten de karate çıkarıldı açıkçası. Bu bizim için üzücü bir haber. Ama 5 sene öncesinde öğrendiğimizden beri tüm hayalimiz buydu. İlk etabı geçtik. İkincisi de umarım güzel bir madalyayla son bulur ve döneriz. Bol bol madalyaları bekliyoruz. Var mıdır eklemek isteyeceğiniz bir şeyler daha? Ben çok teşekkür ederim size gerçekten böyle bir yayında hani bizi bulundurduğunuz için. Biz biriz dedik gidene kadar, hatta gittiğinizde de buradan biz arkanızda sizi destekleyeceğiz. Çünkü o zaman çok mutlu oluruz. Büyük bir inancımız var, büyük bir motivasyonumuz var. Bu pandemi şartlarında evet dünyaca böyle negatif şeyler yaşasak da aslında ülke olarak gurur duyacağımız pek çok şeyi de sizler sayesinde bizlere burada yaşatıyorsunuz. Bize de tek düşen sizlerin yanında olmak, destek olmak ve başarınızı da ayakta alkışlamak. Çok teşekkür ederiz. İnşallah o gurur size yaşatacağız. Bekliyoruz. Ona şüphemiz yok. Kendinize iyi bakın. Çok memnun oldum. Siz de. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ve atletizmle karateden sonra sırada bisiklet sporcumuz var. Bakalım bisiklet sporcumuz Ahmet Örken ve antrenörü Meriç Kal burada mı? Bana bir davet yollarsanız sanırım biraz daha kolay bulabilirim. Eğer şu an beni duyuyorsanız. Evet. Ahmet Örken'i buldum. Bir de Meriç Kal'ı bulacağım şimdi. Selamlar. Selamlar. Nasıl keyifler? Teşekkürler abi. İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Bizler de iyiyiz. Senin antrenör bağlanacak sanırım ama göremedim. Burada mı? Bağlanıyor. Az önce görüştük. Muhtemelen. Tamam. Şu an. O zaman onun da davetini bekliyorum. Hemen dahil edeceğim. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Şu anda Erciyes'teyiz. Buranın yüksek hava irtifasından faydalanıyoruz. Bol oksijen. Ciğerler açılıyor. Aynen. Çünkü bizim parkurumuz bayağı uzun bir parkur. 234 kilometrelik bir parkurda mücadele vereceğiz. Zorlu bir parkur olacak. Mukavemetimizi burada yükseltmeye çalışıyoruz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Şimdi Ahmet Örken bir şey soracağım. Bisikletle tur atmak bizim normal insanlar için biraz zor. Belli bir süreden sonra da hatta ağrısızı yapan bir şey. Böyle bacaklarda derman kalmıyor. Gittiğimiz yolu dönmekten çekiniyoruz falan böyle. Bisikletle bu kadar pedal çevirmek nasıl bir his? Öncelikle tabii ki biz de çok zorlanıyoruz antrenmanlarda. Bunu zamanla tabii ki vücudumuz gelişiyor yaptığımız antrenmanlara göre. Kendimizi oldukça geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki biz de çok zorlanıyoruz. Çünkü biz sadece rakiplerimizle mücadele vermiyoruz. Veya antrenmanda sadece kuvvet harcayarak veya enerjimizi sarf ederek mücadele vermiyoruz. Hava şartlarıyla da aynı şekilde mücadele veriyoruz. Çünkü soğuğu var, sıcağı var, işte yağmuru var, çamuru var. Birçok şeyle, doğayla iç içeyiz yani. Ondan dolayı birçok şeyle mücadele veriyoruz. Çok zor bir spor. Fakat içine girdiğiniz zaman, o akıma kapıldığınız zaman gerçekten sizi sürükleyip götürüyor. Bu harika bir şey. Miraç Hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar, herkese selamlar. Selamlar. Sizin hazırlıklarınız, keyifler yerindedir umarım. Teşekkür ederiz. Biz bir ayı geçkin bir süredir Kayseri Erciyes'te kamp yapıyoruz. Ben de memleketime dün itibariyle geldim. Olimpiyat oyunları öncesinde son bir kez ailemi görmek için. Hatta daha yeni çocuğum geldi de yanıma baba kimle konuşuyorsun diye. Onlar da çok heyecanlılar, sizi izliyorlar. Bisiklet aslında diğer spor branşlarına göre çok bireysel bir enstrümana ihtiyaç duyulan bir spor. Yani sadece fiziksel olmaktan ziyade aslında bisikletin de
size doğru cevabı vermesi gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Aynı kıyafet gibi sporcularımızın bisikletleri kendilerine özel yapılıyor. Yani onların kullanmak istedikleri kadrolar, boyutlar, ölçüler, gidon boyları hepsi sporcularımıza özel yapılıyor. Bu anlamda ciddi manada bir teknik çalışma da gerektiriyor kesinlikle. Sporcularımız bir ay geçkin bir süredir dediğim gibi Kayseri Erciyes'te yükseklik kampındalar. Hem teknik bir durum hem de aynı zamanda yüksek performans gerektiren bir spor. Bu anlamda ikisine de başarılar diliyorum tekrar burada. İddiamız büyük. Dönüşte altın madalyaları bekliyoruz. İnşallah. Peki bu bisiklet macerası nasıl başladı? Benim bisiklet maceram aslında bisiklet sporuna başlamadan önce böyle bir branşın olduğunu ülkemizde bilmiyordum. Yani çok fazla sporla haşır neşir bir ailem yok. Yani ondan dolayı bilmiyordum. Daha doğrusu biz köyde ilkokul çağına kadar köyde yaşadım. Konya'nın Fethiye köyünde. Daha sonrasında ilçeye taşındık. Çumra ilçesine. Orada bir abimin arkadaşı bisiklet sporuyla ilgileniyormuş. Hani yarışmalara katılmamış çok fazla ama orada Çatalca Cumla Belediye Spor'da amatör olarak bu işi gerçekleştiriyormuş. Bir gün beni gördü işte yürürken abime yürüyüşe çıktık. Yürüyüş esnasında dedi işte boyun kaç, kilon kaç. Aslında sen iyi bir sporcu olabilirsin gibisinden böyle bir öneride bulundu. Onun önerisiyle tabii ki bu bisiklet sporuyla tanışmış olduk. Beni stadyuma çağırdı. Stadyumda antrenörümüz Mustafa abiyle tanıştık. Orada bisiklet sporuyla tanışmış olduk. Yani böyle bir başlangıç anımız var. Aslında yani Miraç Bey için de geçerlidir muhtemelen. Hani sizlerin sporcuların özellikle bu kendi branşları aslında bir de yaşam tarzları oluyor. Yani sadece mesaisi olan bir iş gibi değil, sabah kalkayım, akşam eve döneyim değil. Sizin hayatınız hemen hemen bence bundan ibarettir diye düşünüyorum. Hayatınızın her noktasında bisiklet olması nasıl? Yani hayat bu kadar hızlı değil bence. Kesinlikle öyle. Bisiklet sporcuları zaten 12-13 yaşında bisiklet sporuna başlıyorlar. Buradan yani bütün milli sporcu kardeşlerimiz çocukluk çağlarını bisiklet üzerinde geçiriyorlar. Okullarına bisikletle gidiyorlar, geliyorlar. Günlük işlerini bisikletle idare ediyorlar. Her anlamda sürekli bisikletin üzerindeler. Tabii ki bu bisiklet sporcuların özelinden de ziyade diğer sporcularımız için de bir uygulama olması lazım. Yani bisiklet tabii ki bir sportif araç olması yanı sıra aynı zamanda çok ciddi bir ulaşım aracı. Biz diğer sporcularımıza da bisiklet kullanmayı tavsiye ediyoruz ve destekliyoruz bu anlamda. Bence karada size ulaşım masrafı yok. Beden gücü ne veriyorsa, Allah ne verdiyse yollar sizin bence. Park probleminiz yok. Herhangi bir vergi ödemiyorsunuz. Çok çevrecisiniz bisiklete binerek. Her anlamda hem doğaya saygıda bulunuyoruz bu manada. Hem de aynı zamanda ulaşımımızı gerçekleştiriyoruz ve spor yapmış oluyoruz yani. Kendi bedenimize de bence faydası büyüktür diye düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten bisiklet sporundan koptuktan sonra da bu süreç zaten devam ediyor. Yani bisiklete binmeyi kendisine alışkanlık edinen birisi kolay kolay bu sevdadan kopamaz. Yani ben de Ahmet gibi 2012 Londra Olimpiyatlarında ülkemizi sporcu olarak temsil etmiştim. Şimdi nasip oldu 2020 Tokyo Olimpiyatlarına antrenör olarak katılıyorum. Yani biz Ahmet'le önceki dönemlerde aynı takım arkadaşlığı da yaptık. Aynı takımda da yarıştık. Bu sadece antrenman sürecinde bisiklete binmedik tabii ki. Sonrasındaki zaman dilimlerinde de bisikletimizle beraber işte ulaşımımızı sağladık. Gezmeye gittik, dolaşmaya gittik. O anlamda hem eğlenceli hem de ekonomik olmasının yanı sıra çok da faydalı bir icat diye düşünüyoruz. Ama hocam şöyle de bir şey var. Ben şu an İstanbul'dayım ve İstanbul Yeditepe. Yokuş aşağı gitmek güzel de çıkmak biraz zorluyor. Performansımız tabii ki zamanla gelişecek. Yani bir anda kimse aynı şekilde güç üretemiyor. Zamanla derken işte o yokuşlar size çok kolay geleceğine inanıyorum ben. Peki vazgeçmez, devam edersek zayıflar mıyız bisikletle?
Yani Ahmet şu anda 1.77 boyunda ve 66 kilolarında olduğuna göre kesinlikle zayıflarsınız diye düşünüyorum. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi siz bizi sporcu olarak da temsil ettiniz. Bugün de olimpiyatlarda bizi temsil edecek Ahmet'in antrenörsünüz. Baktığımız yerden yarışmak mı daha heyecanlıydı? Antrenörlük mü ya da daha zor olanı sorayım. Hani heyecan ikisinde de büyüktür ama ne hissettiriyor? Yani yarışmak mı, antrenörlük yapmak mı? Yani yarışan birisi, o tadı almış olan birisi için o ortam hiçbir şeye bedel olamaz. Yani oradaki heyecanı hiçbir yerde yaşayamazsınız. Ve bu işin sorumluluk tarafı çok zor gerçekten. İdarecilik boyutu, antrenörlük boyutu gerçekten çok çok zor. Yani ben sporcularımızın nasıl diyeyim, mesuliyeti üzerinizde oluyor. Onların her şeyiyle ilgilenmek zorundasınız. Elimizden geldiğince biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani zor gözüken taraf sporculuk ama aslında kolay yönü bence o. İki tarafı da yaşamış birisi olarak şu ana kadar. Peki Ahmet, mesela biz de belki bizi izleyenler arasında bisiklet sporunu tercih edecek insanlar ya da kardeşlerimiz vardır. Nasıl fark edilebilirler? Nasıl kendilerini gösterip bu sporu seçebilirler? Aslında bisiklet sporunu tercih ederken bireysel olarak da bu işi yapabilirler. Eğer imkanları varsa bireysel olarak bu işe başlayabilirler, amatör olarak. Ülkemizde birçok gran fondolar yapıyor. Bunlar amatör sporcular için gerçekleştiriliyor. Ve onlara uygun parkurlar yapılıyor. Öncelikle orada kendilerini bir test edebilirler. Ama bu işi daha profesyonel boyutta, daha ileriye yönelik yapmak isterlerse illerinde bulunan gençlik sporlarda muhtemelen orada takımlar vardır. Belediyelerde veya gençlik spor il müdürlüklerinde takımlar vardır. Oraya başvurarak bu işe antrenörler eşliğinde ve bir takım ruhu eşliğinde bu işe direkt o şekilde de başlayabilirler. Bence o şekilde başlamaları daha iyi. Çünkü nasıl antrenman yapmaları gerektiğini, neler yapması gerektiğini antrenör yönetecek ve gelişimleri daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu şekilde yol izleyebilirler. Yani aslında o spor müdürlüğünün kapısından girmek birçok şeyi başarmak da diyebiliriz, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani dediğim gibi ben köyde yetiştim. Yani bugünlere geleceğimi hiç düşünmüyordum. Aklımın ucundan bile geçmiyordu. Benim hani yurt dışına çıkmak değil, hani Çumra'dan Konya'ya gitmek benim için çok büyük bir olaydı. Yani hani Konya'ya gittim diye çok seviniyordum. Şimdi böyle bir hani Tokyo'ya gidiyoruz. Rio'ya gittim. Daha öncesinde birçok farklı ülkelere gittik. Onlar için çok büyük kapılar açabilir diye düşünüyorum. Şansların denilmesi gerekir. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi birkaç süredir böyle sporcu ve bizi temsil edecek genç, bana göre genç arkadaşlarla sohbet ediyorum bu iş sebebiyle. İşin ilginci şu ve çok hoşuma da gidiyor. Genelde Anadolu'dan çıkan sporcularımız var. Yani belki sayısal olarak baksak Anadolu'dan bayağı belki imkansızlıklar içinde kendine imkan yaratan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yarışıyor. Bizi temsil ediyor. Özellikle burada Müraç Hoca'ya soracağım. Yani hocam, bu imkansızlıkla imkan yaratmak sanki zaten başarmanın yarısı diyebilir miyiz? Dediğiniz doğru. Tabii ki. Yani bu işi öncelikle sevmesi gerekiyor. Yani her insana bisiklet sürmek tamam böyle geziyorsunuz gibi falan gelebilir. Ama gerçekten çok zorlu bir süreç. Ahmet bu hafta sonu Kayseri'de yapılan uluslararası bir yarışmaya katıldı ve nabız ortalaması 170 idi. Yani siz 4 saatlik bir yarışın ortalamasında 170 nabız ortalaması çıkartmak gerçekten sürekli nefes alışverişiniz %85'inizin üzerinde olduğunu düşün. Yani insanüstü bir kapasite ortaya koyuyor. Ciddi efor harcıyor. Yani sadece bir yarışta 150 kilometrelik bir yarış koştular hafta sonu iki kez. Bu yarışta harcamış olduğu kalori 5000 kaloriden daha fazla. Yani bunu karşılaması da var bir anlamda. Tabii ki bu işi sevmeyen birisi, bu işe gönül vermeyen birisi ya da zorlukların içerisinden, açıkçası yani daha doğrusu bu olur, daha doğru terim, zorlukların içerisinden gelmemiş bir çocuk bunu yapabilmesi çok zor. Yani Ahmet'in hayat hikayesiyle bizimkiler de genelde bağdaşır.
Hepimiz aynı şekilde işte Anadolu çocuğuyuz. Ben kesinlikle şöyle bir şey ifade etmek istemiyorum yani. İstanbul'da yaşayan birisi bu işi yapamaz diye bir şey yok. Orada da çok kaliteli sporcularımız var. Ama genellikle biraz böyle zorluğun içerisinden gelen çocuklar ve gençler bu sporda daha başarılı oluyor. Yani o küçük şehir büyük şehirden ziyade aslında ben şuna inanıyorum kendi meslek hayatımda da. Büyük şehirde de olursa ki ben de Bursalıyım, Bursa'da büyüdüm. Baktığınızda Bursa da büyük bir şehirdir. Ama bazen bireysel olarak o konfor alanımızdan çıkmamız lazım. Çünkü konfor alanımızda kaldığımızda hayatla olan bir mücadelemiz de olmuyor. Sanki her şeyi toz pembe ve her şeyi elde edebiliriz gibi geliyor. İmkan da olsa bazen o konfor alanından çıkıp hayatla mücadele edip bir şeyi kovalamak lazım. Evet, aynen. Ahmet ve Onur, iki kardeşimiz de olimpiyatta bizi temsil edecek. Bu ikisi de zaten bu anlamda konforlarından ödün vererek buralara geldiler. Yani işte sabahın 7'sinde kalktılar, 6'sında kalktılar. Yani bu sadece son dönemi yansıtmıyor. Çok uzun yıllardır bu şekilde yaşıyorlar. 4 saat, 5 saat günlük 150-160 kilometre bisiklet antrenmanı yaptılar. Çok zorlu şartlar sonrasında buraya gelebilirler. Bir de bisiklet sporu sadece kişiyle rekabet ettiğiniz bir şey değil. Sadece rakibinizle yarışmıyorsunuz. Dışarıda güneş var, soğuk var, yağmur var, çamur var. Sürekli dış ortamda olduğunuzdan dolayı gerçekten çok büyük bir mücadele ortaya koymak gerekiyor. Şimdi bu teknoloji sayesinde birçoğumuzun akıllı saatleri var. Ve az önce verdiğiniz o rakamları, o kalorileri biz görebilmek için çok parçalanıyoruz hocam. Aynen. Peki son olarak şunu merak ediyorum. Türkiye, Türk bayrağıyla Tokyo'da ülkemizi temsil edecek olmak, büyük bir mücadele verecek olmak sizlere ne hissettiriyor? Ahmet cevaplasın ben de ilk olarak bir soruyu. Öncelikle bu bayrağı, Türk bayrağını temsil ettiğimiz için gerçekten bu çok gurur verici bir durum. Böyle bir bayrağı temsil etmek her insana nasip olmaz diye düşünüyorum. Gerçekten bunu olimpiyatlarda temsil etmek gerçekten çok gurur verici. Hatta bunu söylerken bile şu an tüylerim diken diken oluyor. Her zaman ne zaman nereye gidersem Türk bayrağını temsil etmekten her zaman gurur duydum. Tokyo'da da aynı şekilde ülkemizi temsil edeceğimiz için çok gururluyum. Çok zorlu şartlardan, çok zorlu yarışmalardan, mücadelelerden geçtik ve bugün olimpiyatlara gitmeye hak kazandık ve onun için son çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çok heyecan verici. Her sporcunun hayali olduğu gibi benim de hayalim olimpiyatlarda yer almaktı. Rio'da yer aldım. Aynı şekilde şimdi Tokyo'da olacak. Umarım her şey yolunda gider ve yarışmada çok iyi başarılar elde ederiz. Biz madalyaları bekliyoruz ve inancımız tam. Evet. Ara ara haberlerimizi de aldım birçoğunuzun. Antrenmanlar da güzel gitmiş. O yüzden bizim söylediğimiz gibi sloganımız belli. Biz biriz ve sizler gidene kadar ve hatta oradayken de her zaman yanınızda olup size destek olacağız. Ve inanıyoruz ki o madalyalarla buraya döndüğünüzde de hepinizi ayakta alkışlamaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam var mıdır eklemek isteyeceğiniz bir şeyler? İki sporcumuza da inancımız tam. Desteklerinizden dolayı, yanımızda duruşunuzdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum ben. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler her şey için. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet. Bugün de hemen hemen 6 kişiyle konuştuk. İlk konuk atletizmden Abdülselam İmuk'tu. Antrenör Çetin Aslan'la bizle oldu. İkinci konuştuğumuz arkadaşlar Mertem Hocaoğlu Akyol ve Merve Çoban'dı. Bizi karatede temsil edecek arkadaşlarımızdı. Ve son olarak bisiklette olimpiyatlarda bizi temsil edecek Ahmet Örken ve antrenörü Miraç Kal Hoca da bizimle heyecanlarını paylaştı. Muhtemelen biz olimpiyatlara kadar yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Bizi izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki yayında bir sonraki sporcu arkadaşlarımızla heyecanı paylaşana dek hoşçakalın.